Sorumuz şu, Davut arkadaşı için 3 raf yapacak. Elinde 12 metre uzunluğunda bir kereste var. Üst rafın orta raftan yarım metre kısa olmasını istiyor. Başka bir renkle yazalım. Üst rafın orta raftan yarım metre kısa olmasını istiyor. Önce sorunun tamamını okuyalım. Alt rafında üst rafın uzunluğunun, alt rafında üst rafın uzunluğunun iki katından yarım metre kısa olmasını istiyor. Peki, bunu da başka bir renkle yazalım alt da üst rafın uzunluğunun iki katından, iki katından yarım metre kısa olmasını istiyor. 12 metrelik kerestenin tamamını kullanırsa, tamamını kullanırsa, her bir rafın uzunluğu ne kadar olur? Gelin her bir raf için ayrı değişkenler tanımlayalım. Sonra da bu değişkenleri bulacağız. Üst raf var, orta raf var ve bir de alt rafımız var. O halde üst rafın uzunluğuna t diyelim. Orta rafa M diyelim. Alt rafın uzunluğu da B olsun. Gelin baştaki üç ifadeyi inceleyelim. İlk ifadede ne diyordu? Aynı rengi kullanayım. Üst rafın orta raftan yarım metre kısa olmasını istiyor. Üst rafın uzunluğunun orta rafın uzunluğundan Üst raf neye eşitmiş? Orta raftan yarım metre daha kısaymış tüm ölçüler metre cinsindense, birimimiz metre ise bu neye eşittir? Orta tarafın uzunluğu eksi 1 bölü 2 metreye eşittir. Turuncu renkli cümlede söylenen bu. Üst tarafın or taraftan yarım metre kısa olması. Peki, sonraki ifade ne diyor? Alt tarafta üst tarafın uzunluğunun iki katından yarım metre kısa olacak. Alt tarafta üst tarafın uzunluğunun iki katından yarım metre kısa iki ifadeyi denklem şeklinde yazdık. Üst rafın uzunluğu eşittir. Orta rafın uzunluğu eksi 1 bölü 2. Orta raftan yarım metre kısaymış. Alt rafın uzunluğu da üst rafın uzunluğunun iki katından yarım metre kısa olacak. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Yalnızca bu iki koşulla çözemeyiz. Bize verilen başka bilgiler de var. Kerestenin tamamının kullanılması koşulda var, değil mi? O halde tüm rafların, tüm rafların uzunluklarının toplamı 12 metre olacak. Kerestenin tamamı kullanılacak. O halde T artı M artı B eşittir 12 metre. Bunlar her bir rafın uzunluğu değil mi? T, M ve B. 12 metrelik kerestenin tamamı kullanılacak. O zaman bunların toplamları 12 metre olacak. Peki şimdi ne yapacağız? Her bir değişkeni bir tek değişken cinsinden yazabiliriz. Örneğin hepsini m cinsinden yazıp yerine koyarız. t'yi m cinsinden zaten yazmıştık. t gördüğümüz her yere m eksi 1 bölü 2 yazabiliriz. Burada da b'nin t cinsinden yazılmış hali var. Peki bunu m cinsinden nasıl yazacağız? t'nin m eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. t gördüğümüz her yere bu ifadeyi yazabiliriz. Çünkü t buna eşit. O zaman mavi denklemi şu şekilde tekrar yazabiliriz. Alt rafın uzunluğu, üst rafın uzunluğunun yani t'nin iki katı. t'nin m eksi 1 bölü 2 olduğunu da biliyoruz. Sonra bir 1 bölü 2 daha yazıyoruz. Şimdi bu denklemi biraz sadeleştireceğiz. Alt rafın uzunluğu eşittir. İki parantez içine de atalım. 2 kere m, 2m etti. 2 kere eksi 1 bölü 2 de eksi 1'dir. Sonra bir daha eksi 1 bölü 2. B eşittir. Or tarafın uzunluğunun 2 katı eksi 3 bölü 2 olur, öyle değil mi? 1, 2 adet 1 bölü 2'dir. Bir adet 1 bölü 2 daha çıkarırsak, eksi 3 bölü 2 olur. Evet, güzel. Şimdi hepsini m cinsinden yazdık. Burada yerine koyabiliriz. Üst rafı yazalım. T yerine m eksi 1 bölü 2 yazacağız m eksi 1 bölü 2 yazalım. Artı or tarafın uzunluğu. Alt tarafı da az önce m cinsinden yazmıştık. İşaretlediğim bu ifade alt tarafın uzunluğunun m cinsinden eşiti. Yani b yerine 2m eksi 3 bölü 2 yazacağız. Artı 2m eksi 3 bölü 2. Ve toplamları 12'ye eşittir. Evet, ne yaptık? T'yi m cinsinden yazdık. Sonra da b'yi m cinsinden yazdık. Şimdi de m'leri ve sabitleri bir araya toplayalım. Burada 1 adet m var. 1 adet m de burada var. Burada da 2 adet m var. Hepsi de artı işaretli. Yani 1 artı 1 artı 2. Toplam 4 m etti. Değil mi? Toplam 4 m. Peki sabitlerimiz neler? Bir adet eksi 1 bölü 2 var, bir de eksi 3 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2, eksi 3 bölü 2. Ne eder? Eksi 4 bölü 2 etti. Yani eksi 2. 4m eksi 2. Ve bu da eşittir 12. Şimdi de m değişkenine eşitliği bir tarafında yalnız bırakmalıyız. Sol taraftaki 2'den kurtulmak için her iki tarafa da 2 ekleyelim eşitliğin her iki tarafına da 2 eklersek sol tarafta yalnızca 4m kalır. Bunlar sadeleşir. Bu da eşittir 14. Güzel. Her iki tarafı 4'e bölersek ne olur? m eşittir 14 bölü 4. Bu da neye eşittir? 7 bölü 2 metre. Uzunluklar metre cinsindendi, unutmayın. Evet, m'yi bulduk ama t ve b'yi, t ve b'yi henüz bilmiyoruz. Gelin onları bulalım. T ile başlayalım. T, m eksi 1 bölü 2'ye eşitti. m de 7 bölü 2'ydi. Eksi 1 bölü 2 daha. Bu da 6 bölü 2'ye eşittir. Yani 3 metreye. Üst rafın 3 metre olduğunu bulduk. Orta raf 7 bölü 2 metreydi, Yani 3,5 metreydi. Alt raf da üst rafın uzunluğunun 2 katından yarım metre kısaydı. Bu neye eşit olur? eşittir 2 çarpı 3 metre, üst rafın uzunluğunu 3 metre bulmuştuk, eksi 1 bölü 2. Bu da eşittir 6 eksi 1 bölü 2, yani 5,5 metre. Soruyu çözdük, şimdi bu 3 uzunluğun, bu 3 rafın uzunluğunun, uzunluklarının toplamının 12 metre ettiğinin sağlamasını yapalım. 5,5 artı 3,5, 9 eder. 9 artı 3, 12. Şahane. Tüm koşullar sağlanıyor. Üst raf, orta raftan yarım metre kısa. Alt rafta üst rafın uzunluğunun iki katından yarım metre kısa. Hepsini bulduk. Davud'un yapacağı rafların uzunlukları bunlar olacak.